Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala bazı üniversite öğrencileri KYK yurtlarında, bazıları özel yurtlarda, bazıları da evde kalmayı tercih ederken bazı öğrencilerin tercihi de oda kiralamak oluyor. Oda kiralarken de aynı ev kiraları gibi sözleşme yapmanın şart olduğunu belirten uzmanlar, kiraladıkları odayı, kiralama ücretini ve kira artış tutarını net bir şekilde kira sözleşmesinde belirlenmesi gerektiği takdirde bir sıkıntının olmayacağını söyledi. Uzmanlar kirayı verilen mülk sahiplerinin ise kiralama yaparken kefil şartı ile ileride oluşabilecek sorunları bertaraf edebileceklerini belirtti. Avukat Sefa Coşkun, öğrencilerin oda kiralamalarında mutlaka sözleşme yapmaları gerektiğini belirtti. Ev sahipleri açısından da bakıldığında sözleşme yapılmadığı takdirde sorunlara yol açılabileceğini söyledi. Öğrenciler de olsa, normal vatandaş da olsa bir yeri kiralayacağında mutlaka kiraya verenle yazılı kira sözleşmesi yapmak mecburiyeti var. Eğer öğrenci bir yer kiralaması söz konusu ise, sorduğunuz gibi oda kiralaması söz konusu ise bile sözleşmede odanın yerinde ihtilaf olmayacak şekilde yeri net belirlemek kaydıyla dilediği sözleşmeyi yapabilir. Hukuka ve ahlaka aykırı olmayan sözleşmeler yapılabilir ve geçerlidir. Öğrenciyi de kiracı olarak mal sahibinde korur. Hukuken karşılaştığımız en büyük problem kira parasının ödenmemesi. Tabii belli bir adrese Konya'da en azından mecbur Konya'daysa bir muhatap bulamaması mal sahibinin handikapı. Hal böyle olunca kiraya veren kira parasını güvence altına almak için teminat, kefil isteyebilir. Eğer kefil alınamıyorsa kiraya verenin kira parası risk altındadır. Tahsil edememe imkanı var. Öğrenci aleyhine yapılan icra takipleri de genellikle sonuçsuz kalır zaten. O durumda her şey ihtilafa dahil olur. Mecurun tamamını mı kiraya verdi? Kiracı tamamını mı kiraladı yoksa oda mı kiraladı? Bunu ispat edemez yazılı sözleşme olmadığı vakit. Sonra kira parasının tespitinde bilirkişiler dava aşamasında yazılı bir şey olmadığı vakit neye karar vereceklerini bilemezler. Hem kira parası tahsili noktasında kiraya veren hem de kiracı burada risk altındadır eğer sözleşme yapılmazsa. Yazılı sözleşme şart. Yani yazılı sözleşme yapsınlar mutlaka. Kira parasını net belirlesinler. Ve özellikle şimdilerde çok ihtilaf konusu olan kira parasının artışıyla alakalı şartlarında mutlaka sözleşmenin hususi şartlar kısmında belirtsinler. Her iki taraf için de bu hem kiraya veren için hem kiracı için gelecekte bir güvence sağlayacaktır.